Türkiye görme engelli İGDAŞ çalışanı olan Ulaş Karanfil'in işsiz kaldığı süreci 24'ten öğrendi. Haber geniş yankı buldu. İBB basın danışmanı Murat Ongun, CHP'li yönetimi savunmak için işten çıkarılmadı, emekliliğini istedi diyerek bir belge yayınladı. Ancak Karanfil'in iddiası emeklilik dilekçesine giden süreçte kendisine mobbing uygulandığı yönünde. Üstelik bununla ilgili yazışmaları da delil olarak gösteriyor. ...22 yıl... ...7 ay 12 gün... çalıştım ve maalesef daha sonra da hani değineceğim, oradaki görevime son verilmiştir. 24, İGDAŞ çalışanı Ulaş Karanfil'in işten çıkarılmasıyla ilgili dramatik hikayeyi tüm Türkiye ile onun ağzından paylaştı. Karanfil'in yaşadıkları kısa sürede çok ses getirdi. Karanfil, kendisine uygulanan mobbing sebebiyle işten ayrılmak zorunda kaldığını söylüyor, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepkisini paylaşıyordu. Şu anki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu, seçim öncesinde hiçbir işçi kardeşimizin işine dokunulmayacağını söyledi. Ama bugün maalesef baktığımız zaman birçok işçi kardeşimizin işine son verildi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın danışmanı Murat Ongun, işsiz kalan Ulaş Karanfil'in kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını öne süren bir açıklama yaptı. Yani İBB cephesinden bakıldığında bir mobbing, baskı yok. Gönüllü olarak işini bırakan bir çalışan vardı. Ulaş Karanfil, İGDAŞ'ta sorun yaşadığı için değil, artık çalışmak istemediği için emeklilik dilekçesi vermiş görünüyordu. Kağıt üzerinde bakarsanız durum gerçekten de öyle görünüyor. Ama gerçekleri araştırmak, doğruyu anlamak isterseniz gerçek gibi görünenin üstünü biraz kazıyıp daha derine inmek gerekiyor. Tweet'i yayınladım 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla. Evet. Bir gün sonra İnsan Kaynakları Müdürü aradı, Birim Müdürü aradı, defalarca üst üste aradılar. Tweetleri sil diye. Ben iyi niyetli olarak ailemin üzülmesin ve davama zarar gelmesin diye tweetleri silmeme rağmen genel müdür hatta şey demiş insan kaynakları müdürüne, tweetleri bir saat içerisinde silsin, silmediği takdirde de iş hakkını feshedin diye. Olayı sendika başkanına da ilettim ayın 16'sında. Hangi sendika? TESİŞ 3 nolu sendika başkanına da ilettim. Evet. Aradan 15-20 gün geçti. Herhalde dedim ortalık duruldu gibi ama yukarıdan baskı oluşmuş. Bu arada beni bölgeye göndermek istediler. Ulaş Karanfil, sosyal medya hesabından Dünya Engelliler Günü sebebiyle paylaştığı bir mesajın mobbing günlerinin başlangıcı olduğunu söylüyor. Üstelik o mesajında sadece İmamoğlu değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da içinde olduğu pek çok kişiyi etiketlediğini, ancak CHP'li yöneticilerin alınganlık gösterdiğini belirtiyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınlamış olduğum tweet'i ben bugün hakikaten direkt olarak CHP'yi kastederek, İmamoğlu'nu kastederek göndermemiştim. Ama maalesef yarası varmış ki kendi üstlerine alındılar. Murat Ongun Twitter adresinde benim mobbing sonucunda imzalamış olduğum belgeyi yayınlayacağına tüm personele zorla imzalatmış oldukları sosyal medya ile ilgili yayınlarda bulunmayacağım şeklindeki belgeyi imzalamasını tavsiye ederim. Zaten o sosyal medya hesabı sonrası kendisine yönelik mobbing sebebiyle yaşadıklarını anlatan 4 şikayet dilekçesi yollamış. Onlardan birinde şöyle yazıyor. Bendeniz, ön yargının bedelini bugüne kadar oldukça ağır bir biçimde ödedim, ödüyorum. Babam başta olmak üzere akrabalarım tamamen CHP'lidir. Bendeniz ise onların tersi olarak AK Partiliyim. Sayın Müdürüm, sizlere hakkımda olumsuz bilgi getirecek olan varsa o bilgiyi bendenize sormanızı arz etmiştim. Ulaş Karanfil bir başka mailinde de yine kendisine uygulanan mobbingden şikayet ediyor ve görev yerinin değiştirilmesini talep ediyor. Ancak yöneticiler sorunun kökenine inmek yerine onu emekli olmaya zorluyorlar. Engelde çalışmaya ona da razı oldum. Yani ailem üzülmesin diye, böyle bir sıkıntı yaşamayalım diye. Ona da razı oldum. Bu kabulü de genel müdüre başkan aracıyla iletmeme rağmen kabul etmedi. Bu baskılara ben dayanabilmem söz konusu değildi. Ben kalkıp da İmamoğlu'yla baş edemem ben. O yüzden çıkmak zorunda kaldım. Ama bu çıkışı tekrar altını çizerek ifade ediyorum. Kendi isteğimle olan bir çıkış değil. İBB basın danışmanı Murat Ongun'un kamuoyuyla paylaştığı emeklilik dilekçesi de bu sürecin sonunda ortaya çıkıyor. Ulaş Karanfil, Ongun'un iddiasına yine sosyal medya üzerinde paylaştığı bir mesajla yanıt verdi.
Engelli olmam hasebiyle emeklilik hakkımı uzun süre önce kazanmıştım. İstesem daha önce olabilirdim. Onlar en iyi bildikleri işi yaptılar. Yani mobbingi diye yazdı. Tüm bu süreçle ilgili takdir kamuoyunun.